Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi çalışmalar diliyorum. E, acil matematiğin geçen seneki trigonometri denemelerinden güzel bir soruyu daha sizler için çözmeye çalışacağız. ABCD dik yamu verilmiş. Alfamız var, tetamız var, 2 birim, 3 tane 90'ımız var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABCD yamuğunun alanına eşittir denilmiş. Alfa ve tetanın sinüslerinden, kosinüslerinden faydalanmamız istenmiş. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki boşlukta çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada sanırım dikkat ettiğimiz bir husus şu, biz birim çemberden şey e, faydalanırken hani hipotenüsü e, bir birim olan bir dik üçgen çizdiğimizde, eğer burası alfa ise alfa'nın karşısı ne oluyor arkadaşlar? Sinüs alfa komşusu ise kosinüs alfa gelmiş oluyordu. Eğer burası bir değil de örneğin k olursa, bu sefer alfa'nın karşısı arkadaşlar k sinüs alfa. Komşusu ise k kosinüs alfa gelmiş oluyordu. burada bundan faydalanarak sorularımızı çözmeye çalışacağız. Bir örnek daha verelim. Mesela diyelim ki şurası arkadaşlar alfa olsun. Burası 90. Şurası örneğin ne olsun arkadaşlar? İşte ee, sallıyorum. Şurada faydalanacağımız için söylüyorum. Tanjant beta diye bir değer olsun. O zaman burası tanjant beta ise alfanın karşısı arkadaşlar Tanjant beta çarpı sinüs alfa, öyle değil mi? Alfa'nın komşusu ise tanjant beta çarpı kosinüs alfa oluyordu. Çünkü bakın karşı bölü hipotenüs'ten tanjantlar gidecek, sinüs alfa kalacak. Komşu bölü hipotenüs'ten yine tanjantlar gidecek, kosinüs alfa olacak. Yani hipotenüsümüze göre şuraları belirlemiş oluyorduk arkadaşlar. Şimdi burada alfa'mız verilmiş, tetamız verilmiş. Şurası iki birim. E, aslında şurası 2 birim dediğimizde şu formatımıza uygun bir durum var. O zaman e, hipotenüsümüz iki ise tetanın karşısına biz ne yazabiliriz arkadaşlar? 2 sinüs teta yazabiliriz. Komşusuna ise 2 kosinüs teta yazabiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkta şimdi şu üçgene baktığımızda alfa 90 var. 90'ın karşısı 2 kosinüs teta olmuş. O zaman alfa'nın karşısına 2 kos teta çarpı ne yazacağız arkadaşlar? sinüs alfa. Alfa'nın komşusuna 2 kos teta çarpı kosinüs alfa yazmış olacağız arkadaşlar. Şu üçgende alfa 90 şuraya ben c açısı dersem c 90 tekrar buranın ne olması gerekecek alfa. E bu üçgende de aynı şey var 90'ın karşısı bu sefer ikisinin teta olmuş. O zaman alfanın komşusu yani şuradaki eb uzunluğu bakın ne gelmiş olacak 2 sinüs teta çarpı komşu olduğu için kosinüs alfa Karşısı şu CB uzunluğu da şuraya yazalım arkadaşlar. Ne gelmiş olacak? 2 sin teta çarpı alfanın karşısı olduğu için sin alfa gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi burada aslında yamuğun alanını bulabiliriz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi alt taban artı üst taban 2 cos teta cos alfa artı 2 sin teta sin alfa bunları topluyoruz. Şöyle ayıralım. Bunların toplamını ben arkadaşlar şuraya bir yazmak istiyorum. Bakın alt tabanla üst tabanı topluyorum. 2 cos teta Öyle değil mi? Çarpı kos e, alfa artı 2 sin teta sin alfa. Burayı iki parantezine aldığımızı düşünelim. Şöyle artı yazayım arkadaşlar. Sinüs teta çarpı ne gelmiş olacak? Sinüs alfa. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Bakın yüksekliğin burası. Yüksekliğimi de şöyle yazıyorum. 2 çarpı doğru mu arkadaşlar? Yine burayı da ikisinin de başında 2 olduğu için iki parantezine almış olayım. Ne gelmiş olacak? kosinüs teta çarpı sinüs alfa Artı arkadaşlar ne gelmiş olacak? Sinüs teta çarpı şöyle yazayım. Kosinüs alfa gelmiş olacak. Peki yamun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir de bunu kaça bölmemiz gerekecek? 2'ye. Bir kere ikilerden birer tanesi şöyle gitmiş olsun. Şuradaki kos teta kos alfa artı sin teta çarpı sin alfa açılımı bize neyi verecekler arkadaşlar? Kosinüs öyle değil mi arkadaşlar? Neyi vermiş olacaktır? Teta eksi alfayı vermiş olacaktır arkadaşlar. Çarpı şuradaki ikimiz duruyor. O ikiyi şöyle yazalım. Şuradaki cos teta sin alfa artı sin teta cos alfa bize neyi verecektir arkadaşlar peki? O da e, sinüs teta artı alfayı verecektir gördüğünüz gibi. Çarpı sinüs ne demiş olduk? Teta artı alfa demiş olduk arkadaşlar. Demek ki son durumda elimizde 2 kos alfa teta eksi alfa çarpı sinüs teta artı alfa kalmış oldu. Doğru cevap zaten burada e şıkkında verilmiş. O zaman aradığımız cevabın E şıkkı olması gerekecek. Arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.